Merhabalar sevgili izleyiciler. Siz isteyin biz yiyelim ya da hazır yiyeyim bölümümüzde yine sizlerle birlikteyiz. İşte Cenk amcanız hazır yediği için böbürlenen bir insanı canlandırıyor bu videomuzda. Bakalım daha ne derece ve ne kadar böbürlenecek. Böbürlenme biraz mırın kırın yaptım sonunda. Böbürlenme rekoru ben de istiyorsan 20 saat daha böbürlenebilirim. 52 saat mi böbürlenmiştin? Şimdi bugün biliyorsunuz vücudumuzun çok önemli minerallerinden bir tanesi olan cıva. Evet, vücudumuzdaki cıvanın eksikliğini bir türlü hazmedemediğimiz için. Ya ama işin komiği çokluğunu da hazmedemiyoruz. Evet, vücudumuzdaki kan cıvamızı yerine koyabilmek için bolca cıva içeren, cıva kaynağı bir besini midye ya da maydi adlı olguyu tüketiyoruz sevgili izleyiciler. Evet, neden midye? Çünkü daha fazlası zarar, yani maksiye zarar, daha azı yani minye o da az geliyor. O da saçma. Bu arada sevgili izleyiciler, bu yiyeceğimiz yalnızca ülkemizde bulabileceğiniz, abidik gubidik Avrupa ülkelerinde bulamayacağınız şahane lezzetlerden bir tanesi, öyle değil mi Cenk'ciğim? Evet ki tıpkı kakreç gibi. Midyemiz bu şahane lezzetini içindeki pilava da borçludur. Bu pilavın gerek yapıldığı yerleri hiç gördünüz mü bilmiyorum ama ben bir tane yapımhaneye rastlamıştım. Bunlar denizin altından pilavla çıkıyor. Hayır, pilavsız olarak geliyorlar. Pilav yemiş midyeleri özellikle topluyorlar diye. Evet. Önce denize biraz pilav atılıyor, sonra midyeler onu yedikten sonra toplanıyor. Evet. Şimdi ya bana öyle söylemişlerdi. Evet ama deniz atları pilavı yapıyor. Pirinci atıyorlar falan. Aynen, gibi söylediğim şey. Pilavı biz yapıyoruz ve sonra bir şeyde tasın içerisinde deniz midye alacağımız kıyıya gidip tası denize boca ediyoruz. Evet. Midyeler pilava saldırırken hep topluyoruz. İşte Erdem amcanıza sünnet olurken anlatılan bu hikaye öyle bir yer etmiş ki hala ona inanıyorum. O yüzden sünnet olurken anlatılan hikayelere çok dikkat edin. Onlar acayip yer ediyor sevgili izleyiciler. Evet, zira sünnetten sonra yapılan pilava neler konduğunu siz bizden daha iyi bilirsiniz. Evet, uçan şeyler konuyor diyoruz. Bu arada sevgili izleyiciler, midyenin olmazsa olmaz ikiz kardeşi diye düşündüğümüz sevgili Lyman ya da diğer adıyla limon dostlarımız da hemen önümüzde, bakınız sere serpe, evet, duruyorlar. Şimdi bazı dostlarımız o yağlı midyeyi nasıl elleyeceksiniz şeklinde düşünüyor olabilirler. Eğer önceden midyenin dışını da limonlarsanız yağ çözecek ve siz tamamen yağsız midyeleri elleyeceksiniz. Çünkü limon asidik yapısıyla o yağı yok edecektir ve daha sonra bazik hale dönüşerek sizin lezzetinize lezzet katacak. Ama yok, ben midyeye sadece içine limon sıkarım, dışına sıkacak kadar limonum yok, o kadar zengin değilim diyenlerdenseniz, o zaman size tavsiyemiz ve yine de buna rağmen elleriniz yağlansın istemiyorsanız, size tavsiyemiz kullan aç eldivenlerden kullanmanız ve atmanız sevgili izleyiciler. Evet, eğer L'nin başına gittiğiniz midye dolmacı dostumuza bana birer de eldiven versene ajan şeklinde şey yaparsın, size rahatça ve hijyen biçiminde yemeğiniz için bu eldivenlerden uzatacaktır ve bu şekilde de size giydirecektir. Evet, bir ameliyatör edasıyla, ki zira midye bir cerrah yemeğidir sevgili izleyiciler. Ki ben geçtiğimiz gün burada bir tane Mardinli midyeci dolmacı arkadaşımıza giderek şöyle yaptım. Ama 10 tane ver dediğimizi zannetmiş. Halbuki ben eldivenleri tak midyeye oturacağım demek istemiştim. Ki 10 tane Cenk amcanızı keser mi Allah kahretsin. Ya, ama dikkat edin, midyenin kabuğu kesebilir. Şimdi evet, biliyorsunuz midyeyi açım esnasında bir kabuğu kaşık olarak seçmek durumundayız. Önce bu hayvanları biraz tanıyalım. Midye sadece ağızdan oluşan bir hayvandır sevgili izleyiciler. Evet. Üst ve alt çene olmak üzere iki adet çenesi vardır. Başka da hiçbir şeyi yoktur. Evet, zira çocukken hepimiz sorarız. Peki bu hayvanın geri kalanı nerede diye biz de... Onu yedik der annemiz falan da, bizi kandırırlar. Evet. Ağzını sana verdik. Ki bizim midye dolma tarihçesi adlı kitabımızı okuduysanız bunlar ve midye dolma nasıl bulunduğu orada yazıyor. Midyenin en güzel yeri ağzıdır diye de annemiz babamız küçükken bizi kafalamaya çalışıyor. Halbuki evet, bütün vücudu bu işte sevgili izleyiciler. Evet, ve ağzına çok fazla pilav attığı için boğularak ölmüş bu hayvan şeklinde işi daha da zora sokan anne babalar da olabilir. bunun üzerinden bize... Nasıl yemek yiyeceğimize dair dersler çıkarlar. Bak sen sakın midye gibi bir pilavı böyle çok ağzına atma. Lokma lokma yutabileceğin kadar al falan gibi bir sürü zırvalık. Evet.
Sonra siz yok ben işte karnabahar yemeyeceğim dediğinde midye mi olmak istiyorsun şeklinde de. Orada midye yemeden boğulan bir arkadaşımız var Cenk'in. Şimdi, önce midyeyi sanırım kırıyoruz değil yok, mi? Yok hayvanı tam ağzının birleştiği yerden açıyoruz. Ağzının ortasından mı açıyoruz? Evet. Şu şekilde bakın tam açılmak istemiyor çünkü vücudunun bir kısmı buraya yapışmış. Evet midyenin iç organları bir tarafa yapışıyorsa o midye bayattır sevgili izleyiciler. Eğer her iki tarafta da bir miktar kalıyorsa taze bir midyedir. Evet. Buradan anlayabilirsiniz. Cenk amcanızınki bayat. Şimdi şu an açtığımız zaman gördük ki midyemizin bu kısmı kendisi kaşık olmaya gönüllü oldu. Çünkü eğer bunu bu şekilde ağzımıza atarsak dudak nahiyemizi iki tarafından jit şeklinde jilet biçiminde alarak midye bize gereken dersi verecektir. Midyeler kendilerini bu şekilde savunurlar. Bu insanların dudağına saldırırlar. İstemsiz sırıtan arkadaşlarımız genelde dudakları midye tarafından kesilmiş kulaklarına varmış arkadaşlarımızdır. Ki örnek olarak meşhur bu şeyci süper kahraman Joker aklınıza gelebilir. Joker midye yerken bu hale geldi. Fazla midye dolma yerken buralarına kadar o kadar açmış ki buralarına kadar kesildiğini fark etmemiş. Ve sonra da kötü bir karakter, villain olmuş kendisi. Ben bir yanlış uygulamaya daha parmak basmak buyurun istiyorum. Bazı arkadaşlarımız midyeyi bu cenahtan açmaya çalışıyorlar. O zaman da dur bakayım nereden açılıyor, tırnağını sokuyor falan. Ve el kesikleri, tırnak parçalanmaları bir midyeyi derken karnaval içerisinde kalıyor ortalık değil mi? O yüzden ense kökünden açmamız lazım. Evet şuradan, şuradan açıyoruz sevgili izleyiciler. Bakınız ne kadar kolay gördünüz mü? Evet. Şimdi kendisini kaşık olarak, ben kaşık olurum diyen tarafı kaşık olmayan tarafın altına doğru ittirmek suretiyle. Ama limon? Bir saniye sonra. Aa sonra mı? Aa. Şu şekilde ağzımızı atım için kendisini hazır hale getirdik. Şu an kalkışa hazır. Ben size farklı bir teknik gerçekleştiriyorum. Cenk amcanızın geldiği aşamaya gelmeden önce limon aşamasını öne alıyorum sevgili izleyiciler. Önce kendisini limonlamaya çalışıyorum. Bu aşama çok önemlidir. Çünkü genelde harç diye sıktığınız limon bir tek midyeye gelmez. Etrafını... sulayacaktır. Dolayısıyla siz o kadar sıkmanıza rağmen yine limonsuz midye yiyeceksiniz. Evet. O yüzden Cenk amcanızın tarifini uygulayın. Zira bakın şimdi gerçekleştirdiğimiz kaşığımızda limonun üstüne mi dökeceksin? Limonun dolması için bir havuz oluştu. Limon havuzu adını verdiğimiz bu havuz. Şu an bakın limon suyuyla baştan aşağı dolacak. Limon havuzu hazır mı Cenk'ciğim? Limon suyu havuzumuz hazır. Şimdi şu şekilde bu eski kabuğumuzu alarak eski kabuğumuz sevgili midyemizi bu şekilde havuzun içerisine itip birazcık orada demlenmesini sağlıyoruz ve elimizde midyeyle midyecimizin yanında bekliyoruz. Niye bekliyorsun diye sorarsa midyenin limonda daha bir lezzetli olmasını bekliyorum. Eğer midyenizi hemen yemek istemiyorsanız biraz daha limonlayın, biraz sosunu alsın falan. Birkaç kere bu aşamayı tekrar edebilirsiniz. Böylece soğuyacaktır da. Ama genelde soğuk olur kendine evet diyorsunuz. Lüpletim aşaması geldi mi Cenk'im? Lüpletim bir kere de mi lüpletiyoruz? Tabii ki mecbur. Tek bir buna lokma. Buna ısırım ısırım olmaz. Şu şekilde... Bu gerçi biraz maxi ama. Ben sanırım en dev midyeyi aşan, evet, en devi işte buradaymış. Pardon. Buradan da zaten midye dolma yediğiniz kişinin ne kadar tamahkar, ne kadar açgözlü olduğunu anlayabilirsiniz. Evet sen önce al da sonra ben... Ben yemeyeyim sağ ol. Neyse, teşekkür ederim. Hmm. Bayat. Yo, gayet güzelmiş. Cıvası tadını alıyorum. Şu an kan cıvasında bir yükselme oldu Erdem amcanızın. Ben bu çekimden önce yaklaşık 67 tane midye dolma yediğim için benim kan cıvam zaten yüksek. Evet midyede leğende satılan niyeyse leğende satılan bir yiyecek olduğu için leğendeki midyeler bitmeden durmak mümkün değil sevgili izleyiciler. Ancak mecburen durabildiğiniz bir yemeğimiz. Çünkü doyurmuyor da değil mi Cenk'ciğim? Evet yani birer kaşık birer kaşık bizi bir yandan doyururken bir yandan yoruyor da efor sarf ettiğimiz için yani o kabuğu aç onu oradan al üzerine limonu sık öbür kabuğu al oradan döndür. Bir yandan da enerji sarf ediyoruz ve yoruluyoruz. O yüzden de buna bir diğer isim vermek gerekirse midye sporu da denebilir sevgili evet izleyiciler. Dolayısıyla yanınızda bir arkadaşınız var ise bugün sen soy bana yedir dediğiniz zaman maksimum 5-6 tane midye dolma yiyebilirsiniz ama siz kendiniz yapmaya kalkışırsanız 20'yi 30'u geçebilirsiniz. Mesela kız arkadaşınızdan ayrılmak istiyorsunuz ya bana sen soysana şunları falan dediğinizde kendisi birkaç dakika içerisinde sizi terk edecektir. Birkaç dakikayı biraz geçebilir. Bu arada midyenin bir de teyv ya da diğer adıyla tava evet olan versiyonu vardır ki onu farklı bir videomuza
havale ediyorum sevgili izleyiciler. Evet, midye tavalar ve onlardaki civa konulu videomuz daha sonra.